Harput Mahallesi'nde Urartu Krallığı tarafından kurulan ve tarihe ışık tutan 5000 yıllık Harput Kalesi'nde devam edilen iç kale kazı çalışmalarında bulunan yaklaşık 2500 yıllık su sarnıcı turizme kazandırılıyor. Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan M.Ö. 3000 yıllarından itibaren yerleşime başlanan ve 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrelenen Harput Kalesi'nde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaş başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları 10 yıldır sürüyor. Yok şimdi 240 ya. Dünya mirası geçici listesinde bulunan kalede bu süre zarfı içerisinde birçok tarihi yapı ve 100 binden fazla tarihi eser objesi çıkartıldı. Demirden şablonu çıkaracağız. Tamam. Bütün bunu silindirip de edeceğiz, onu çizeceğiz yere. 700 yıllık metal atölyesi keşfedilen kalede bulunan 2500 yıllık su sarnıcı da turizme kazandırılıyor. Artuklu sarnıcının 60'a yakın basamağının olduğunu belirten kazı başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç, sarnıcın en az 2500 yıllık olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Artuklu sarnıcı 60'a yakın basamakla son noktaya kadar iniliyor. Özellikle bunun en az 2500 yıllık bir sarnıç olduğunu tahmin ediyoruz. Bu basamaklı sarnıçlar büyük su depoları olması bakımından stratejik öneme de sahipti. Kalenin içinde kendine az kaynaklar olmayınca bu büyük sarnıçlar normal zamanlarda da ihtiyaca cevap vermişti. Özellikle kuşatmalar durumunda ise çok daha önemli hale gelmişlerdi. Bulunduğumuz sarnıcın içindeki temizlemeler daha önce yapılmıştı. Son yıllarda basamaklarını restore ettik. Payandalarını güçlendirdik. Az bir kısmı kaldı. İç kısımda bunu yapıyoruz. Diğer taraftan yaz kış 12 derece gibi bir ısı derecesi var. Çok serin bir ortam. Biz bu Artuklu sarnıcının hem içini hem de üstündeki demirci atölyelerini turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Geçen yıllar üzerinde yaptığımız çalışmalarda birbirlerine bağlantılı 5 tane metal eritme fırınları tespit ettik. Bu cevherlerin gelinen Harput'a getirilen noktada mamule çevrildiğini gösteren önemli örneklerdi. Malum kalemizde iki burç arasında çok geniş bir demir metal üretim atölyeleri var. Sarnıcın üstündekiler ise önemli çünkü altı sarnıç, üstü atölye olan bildiğimiz kadarıyla başka bir örnekte yok. Harput'un dünya kültürü miras listesinde bulunduğunu aktaran Aytaç, sarnıcın kendisini ve üstündeki atölyeleri turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Harput dünya kültür mirası yedek listesinde bulunuyor. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete açılır hale getirildi. Bir destonasyona dahil edildi. Bununla ilgili olarak artık biz de Harput Kalesi içerisinde ne kadar alanı turizme kazandırırsak o kadar ekonomiye katkı sağlayacağı gerçeğinden hareketle 2023 yılında restorasyon ve tanıtım işlerine daha da ağırlık verdik. Çeşitli kurumlarla, sponsorlarla yürütmeye çalışıyoruz bu projeleri. Bununla ilgili olarak da bizim bu bulunduğumuz yerde bir kale içerisinde demir üretim atölyelerinin turizme açılması bakımından da ilk olacağını tahmin ediyoruz. 2023 yılı itibariyle hem sarnıcın kendisini hem de üstündeki atölyeleri turizme kazandırmayı amaçlamaktayız.